Gidin bakın, bütün şehrin ana arteri hariç, bakın ana arteri bir düzenleme yaptılar biliyorsunuz. Trafik kilitleniyor şu anda. Ya şehrin içinde trafik kilitleniyor mu? Mahallelerin içi yani, çok kötü oldu. Evet, burası. Ana cadde. Ana cadde. Trafik kilitleniyor arkadaşlar. Böyle bir mantık var. Düşünebiliyor musunuz? Yani nadiren içerisinde arabanızı park edecek yer bulamıyorsunuz artık. Sebebi nedir? Kendisi mimar. Yani şehir planlamasını çok iyi bilebilecek insanlardan bir tanesi değil mi? Ama bakıyorsunuz nadiren içerisinde arabanızı park edeceğiz, otoparkınız yok. Yan arterlere girip arabanızla gidemezsiniz. Her yer sanki bir örümcek yuvası gibi her taraf çukur, her taraf bozuk, bütün yollar, kazma kürekleri dağıtılmış, öyle bırakılmış. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili dostlar, abilerim, kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bildiğiniz gibi 30 Mart seçimler diyorduk, seçimler çattı geldi. Hayırlısıyla aday olmadan aday olduk. Sayın Vekilimin de ısrarıyla. Sağ olsunlar, beni bu işe layık gördüler. Ben de içinizden birisiyim. Narıdereli, 90 yıldan beri bütün ailem, sülalem, Cumhuriyet kurulduğundan beri Narıdere'de yaşıyor. Narıdere'de doğdum, Narıdere'de büyüdüm, Narıdere'de yetiştim. Çocukluğum, gençliğim hep burada geçti. Narıdere'nin sorunlarını da biliyorum. Narıdere'de yapılmayanları da çok iyi biliyorum. Yapılmak istedik de bugüne kadar yapmak istedikler ama yapamadıklarını da çok iyi biliyorum. Allah nasip ederse Sayın Başkanımız diyor işte sandığa gittiğinizde 2 dakika düşünün. 2 dakika değil. Önümüzdeki 5 yıl için 5 saniye düşünün ya da 5 dakika düşünün. Ondan sonra oyunuzu verin diyorum. Nerede'deki problemlerin giderilmemesi için, yapılmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki niyet olsun. Niyet iyi olduktan sonra, niyet düzgün olduktan sonra aşılmayacak hiçbir problem kalmaz. Allah nasip ederse inşallah 30 Mart'tan sonra da bu problemlerin önce Sayın Binali Bakan Beyimizin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla ve benim de ilçe belediyesi Narıdere Belediye Başkanı olmamla inşallah bu Narıdere'deki problemleri, sorunları hepsini gidermek koynumuzun borcu. Bana diyorlar ki İşte ver, vaat ver, ver, ver. Ben de diyorum ki yok kardeşim, ben boş yere vaat veremem. Bende yalan yok, bende dolan yok. Ben ne yapacaksam onları söylemek istiyorum. Yapamayacak olduğum işin cevap şeyini, vaatini vermek istemiyorum sizlere. Bende yalan olmadığı gibi yapılacak olan işleri sizlere sözünü veriyorum. Sayın Başkanım da dediği gibi belediyede yok telefonla randevu yok, kapıya geldin geri döndün. Bunlar bende kesinlikle olmayacak şey. Birçoğunuz da beni az çok, beni tanımasanız babamı, dedemi, sülalemi tanıyan insanlarsınız. Hayırlısıyla böyle bir işe kalkıştık. İnşallah Allah mahcup etmez. İnşallah. Allah hayırlısıyla eğer bu verdik olduğu bu sözleri de yerine getirebileceksek Allah bize bu görevi nasip etsin. Eğer yerine getiremeyeceksek kim olacaksa ona nasip etsin yani, öyle değil. Ama bize, ben de bu işe kalkıştığıma göre ben de bu şeyi kendimde görüyorum, güveni görüyorum. İnşallah bu Narıdere'nin sorunları, bu Narıdere'nin problemlerini de inşallah çözmek, sorunsuz bir Narıdere'de yaşamak, yaşatmak bana nasip olur. Bu akşam da buraya geldiğiniz, toplandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Dediğim gibi sağlar. Önümüzdeki 5 yıl için lütfen 5 dakika düşünün, ondan sonra bir lüzum olur. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Tarkan kardeşim, o işlemek için karşınızdayız. Ben yıllarca Demokrat Parti'de siyaset etmiş bir kardeşimiz. Demokrat Parti'de de simge olmuş bir ismim. Ama 200 senedir döndüm AK Parti'de şimdi, ne yalan söyleyeyim. Vatan da çağırınca dedim ki gideyim çünkü Sayın Başkanım'ı gerçekten çok seviyorum. Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in demokrasi bayrağını eline alan tek kim var derseniz bunu Recep Tayyip Erdoğan. Adnan Menderes'in hizmet bayrağını almış kim var derseniz Recep Tayyip Erdoğan. Eğer
demokrasi yürüyüşü yapan bir insanın en zor döneminde yanında olmasına ne zaman yanılacaktı? Bugün yanılıyor. Ben de tarafım belli olsun diye dedim. Sayın Başbakan'a destek vermek için dedim. Ve inanıyorum ki şu zor günler geçtikten sonra ülkeyi 11 senede FEKOK durumuna getirmiş, dünyada model ülke haline getirmişti Türkiye'yi. 1-5-10 sene içinde tekrar iki misli noktaya getireceğine yürekten inanıyorum Sayın Başbakan. Onun için 22 sene önce, 23 sene önce ben belediye başkan adayı olduğunda yanımda Erkan kardeşim vardı. O zaman da küçük çocuk. Küçük, gençti. Evet. Evet. Yani Erkan ve onun arkadaşları var. Çok destek verdiler. 23 sene sonra da bizde bir büyük olarak Erkan'a destek vermek hem mecburiyet içindeyiz hem de borç içindeyiz. Biz daha önce elini kaldırdığımız arkadaşları belediye başkanı. Kimin elini kaldırdıysak burada o arkadaşımız belediye başkanı. Şimdi Allah'ın noktası Erkan dedi, kardeşler bir Erkan dedi. Bizim vizyonumuz büyük. Bizim projelerimize hiç kimsenin aklı, hafızası almaz. Geçen hafta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın açık konuş olduğu projeler 100 yılın falan değil, tevazu gösteriyorlar. 200 yılın, 207 yılın projesi. Çok samimi bir şey söylüyorum. Ben inandığım için bu partide inanmadığım hiçbir işi yapmadım. Hiçbir talebinde olmadı. 5 yılın, 6 yılın da Belediye Başkanı'nın seçimlerinde hiçbir talebinde olmadı. Ama inanıyorum. Eğer Binali Bey bu dönem kazanamazsa Allah korusun, bir daha bu projeler var ya Türkiye'de, İzmir'de, 200 tane konuşulmaz. Bakın samimi bir şey koyuyorum ona. 200 tane Türkiye'de bundan sonra hiçbir güçlü adam gelip de ben de Karşıyaka'yı, denizi hem karadan hem denizin altından bağlayarak Konağa bağlayacağım diyecek bir tek güçlü adam gelip bu dağını ölmez. Türkiye, İzmir özellikle çok ciddi bir şans yakaladı. Çok ciddi bir şans. 21 tane il demiş ki gel Binali Bey bizden alalım. Binali Bey de demiş ki ben bizden alalım. İnanın bu bizim için çok büyük bir şans. Eğer bu dönem Binali Bey'i Büyükşehir Belediye Başkanı yaparsa, Erkan Donanlı'yla Belediye Başkanı olursa, şu 5 sene içinde İzmir geçmiş 25 senede yapamadıklarını önümüzdeki 5 sene içinde yapacağız. Güneşten inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Anadolu'da öncelikle bu söylediğim altını çizin. Öncelikle adaletli bir belediye başkanı olacağını inanıyorum. Adaletli. Hiç kimse korkmadan kapısını çalacak. Hiç kimse bir art niyet olmadan kapısını çalacak. Ya ben buraya girdiğimde benim işim hallolacak. Diyebileceğim bir belediye başkanı olacağını yürekten inanıyorum. Erkan'la beraber Nalıdere'nin çok ciddi projeler göreceğine inanıyorum. Çok ciddi. Abdül'ün elini kaldırdım, belediye başkanı oldum. Erkan'ın elini kaldırıyorum, inşallah Erkan da belediye başkanı oldum. Değerli arkadaşlarımız da var içinde. Benim zamanımda Allah rahmet eylesin Ardıl Hasan Turan vardı. Çok emek verdi bana. Şimdi Hasan Turan'ı mekanı cennet olsun dedi. Dünyaya gönderdik ama Hanifi'yi aldık onun yerine. Bizim Çengel ailesinin de çok desteğini gördük. Onun da çocuğunu aldık aramıza. Sedat'ı. Ondan sonra